Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaprak sarması yapacağız. Malzemelerimiz 200 gram kadar kıyma, 1 adet kuru soğan, birkaç dal maydanoz, 1 tatlı kaşığı biber salçası. Benim salçam koyu kıvamlı olduğu için ben 1 tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. 2 su bardağı pirincimiz, yaprağımız, 1 çay bardağı kadar zeytinyağımız ve baharat olaraksa ben tuz, pul biber, kurutulmuş dereotu, kurutulmuş reyhan, kekik kullanacağım. Sizler istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz, istediğiniz kadar. Salamura yapraklarımı ilk önce suya ıslatacağım, fazla tuzu gitsin diye ve bütün malzememi de güzelce harmanlayacağım, sarmaya hazırlayacağım. Şimdi yaprağımız hazır. İçimiz de hazır. Yapraklarımızı saracağız. Ben bir tabak aldım. Tabak yardımıyla sarıyorum. İçimizden bir miktar yaprağımızın baş kısmına yerleştiriyoruz. Elimizle yayıyoruz. Şu şekilde. Sonra sağ, sol. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve sarıyoruz. Yaprağımız hazır. İçimiz de hazır. Yaprağın bir arkası bir yönü var. Parlak kısmı alta gelecek şekilde tabağıma yerleştirdim. Şimdi içerisine bir miktar içimden yerleştiriyorum. Çok fazla koymuyorum çünkü bu şişecek. Çiğden olduğu için. Böyle bir yerleştirdim. Şimdi yaprağımızı bir sağdan bir soldan kapatıyoruz. Şu yan taraftaki kalan kısımları ortada birleştiriyoruz ve sıkıca sarıyoruz. Bu şekilde ve tenceremize yerleştiriyoruz. Yaprakları bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Yapraklarımızı güzelce sardık. Zeytinyağlıya göre birazcık daha kalın oluyor bunlar. İç malzemeden biraz kalmıştı. Ben de onlara kuru biber doldurdum. Hem biraz acısını verir, hem de lezzetini arttırır diye, hem de bir çeşit olsun istedim dolmalarla birlikte. Şimdi dolmamızın üzerine biraz kekik dökeceğim ben. Buna çok yakışıyor kıymalıya. Bir tatlı kaşığı kadar salçayı da bir bardak suyun içerisinde erittim. Onu da döküyorum. Şimdi yaprakların üzerine çıkacak kadar su ekliyorum. Böyle bir parmak kadar çıktı. Böyle yarım çay bardağı kadar, hatta yarım çay bardağından da biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ben tuz eklemeyeceğim. Yapraklarım da salamuraydı. İçine de zaten tuz atmıştım. Ekstradan tuz eklemeyeceğim. Ama yaprakların suyu kaynadıktan sonra bir bakacağım tadına. Ona göre ihtiyacı varsa eklerim birazcık. Şimdi ocağımızın altını açacağız. Yapraklarımızın üzerine bir tane kapak kapatacağız. Ağırlık olsun diye. Eğer varsa sizler dolma taşı da koyabilirsiniz. İlk başta harlı ateşte suyunu kaynatacağız. Suyu kaynadıktan sonra kısık ateşte yapraklar yumuşayana kadar, tüm suyunu çekene kadar pişireceğiz. Yaprak sarması pişti. Biber dolmamız da pişti. Ben yanında yoğurt ve limonla servis etmeyi tercih ettim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 2 saat kadar pişirdim ve yarım saat kadar da dinlendirdim tencerede. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.